Sezin ailesinin değerli üyeleri ve sevgili konuklarımız, 50. yıl gecemize hepiniz hoş geldiniz. 50 yılımızı kutladığımız bu sene, eğitim kurumu olduğumuz için bu mutlu ve gururlu kutlamayı ilk olarak öğrencilerimizle birlikte yapmak istedik. 2013 yılının sonuna kadar da çeşitli etkinliklerle kutlamalara devam edeceğiz. 1963 yılında eğitime başlayan Özel Sezin Okulu'nun eğitim hayatına 50 yıl boyunca devam etmesi ve başarılarını giderek arttırması bir tesadüf değildir. İlk günden beri aile sıcaklığını koruyan bir yuva olmuştur. Annemiz Sabahat Sezin'in kurduğu okulumuzu, ablam Pelin Sezin'le birlikte geliştirerek bugünlere getirdi. Ancak bu geliştirme pek de kolay olmadı. Bu yolculuk sırasında bir sürü yol arkadaşımız, destekçimiz oldu. Bence böyle güzel bir gecede onları anmadan geçmek olmaz. Sezini sezin yapanlar. Okulumuzun kuruluşunda ilk öğretmen ve müdürümüz, eğitim mesleğine gönül vermeme sebep olan kişi Sayın Profesör Ayla Oktay. Hem kişiliği, hem eğitim felsefesi, hem de duruşu ile bende her zaman hayranlık uyandırmıştır. Annem ile birlikte anne baba okulunu hayata geçirerek bir ilke imza atan Sayın Psikolog Fatma Torun Reyit. Ardında annemizi genç yaşta kaybettikten sonra desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, okulumuza büyük katkılar sağlayan müdüremiz Sayın Ümran Arda. Ümran Hanım'ın ardından müdürlük görevini üstlenen dinamik kişiliği, keskin hafızası, gülen gözleriyle 18 sene bizimle birlikte olan Sayın Gülgün Köroğ. Sınavlara hazırlık programlarımızı yürüten, nice başarılı öğrenciler yetiştiren Sayın Zuhal Beşerler. Titiz, çalışkan, sevgi dolu kişiliğiyle daima hatırlayacağımız lisemizin ilk müdürü Sayın Mehmet Ali Baykan. Okulumuzun yemeklerinin ünlenmesini sağlayan, kuruluştan beri birlikte olduğumuz sevgili Güler ablamız. Titiz, çalışkan, elinden her iş gelen, uzun yıllar bizlerle birlikte olan Sayın Abdullah Yazan. Ve 32 yıl birlikte çalıştığımız, her zaman ailemizden birisi olarak gördüğümüz Sayın Melek Köpeşki. Okulumuzun omurgasını oluşturdu. Bu omurgaya mesleğinde uzman, öğretmen ve idarecilerimiz, çalışanlarımız, servis amcalarımız da eklenince 50 yıllık köprü bir okul oluştu. Okulumuzun şu an içinde bulunduğumuz bu güzel binaya taşınma aşamasında kuzenimiz Muhtar Saydan ve eşi Candan Saydan bize katılarak destek verdiler. Bu güzel binaya sahip olmamızda en büyük pay güçlü estetik bilgisi ve titizliği ile ablam Pelin Sezin'indir. Ben 34 yıldır okulda görevimi sürdürmekteyim. Zamanla mesleğim hayat tarzım haline geldi. Büyük bir sevgi ve azalmayan bir coşku ile 50. yılımıza geldik. Mutluyuz, gururluyuz. Büyük aile kurumlarında en büyük sorun kurumun aile içindeki devamlılığı.
göreve geldiler ve bizlere acaba bizden sonra ne olacak kaygısını yaşatmadılar. Bunun için çok şanslıyız. Okulun içinde bu havayı soluyarak büyüyüp yetiştikleri için okulumuzu aynı çizgide daha da ileriye götüreceklerine, bizden sonra 75. yılı da kutlayacaklarına güvenim tamdır. Son derece huzurluyum, onlarla gurur duyuyorum. Huzurlu olmamın bir sebebi de bizlerle aynı bakış açısında, halen görevinin başında, özverili bir çalışma yürüten ilk ve ortaokul müdürümüz Sayın Asuman Eren. Lise müdürümüz Sayın Bahadır Özkan. Eğitim programımıza yenilikler katan, çalışkan, pozitif kişiliğiyle bizlerle birlikte olan okulumuzun eğitim danışmanı Sayın Ali Rıza Çatal. Ve eğitim programımıza kültür dersleri katarak donanımlı bireyler yetiştirmenin önemine inanan, pedagojik bakış açısıyla herkesi sarıp sarmalayan ana sınıfı eğitim danışmanımız Sayın Halide Karaaslan. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta Yüksel Altıntaş, Sevra Bolat, Cüneyt Doğankoş ve Burak Şentürk olmak üzere tüm öğretmen, idareci ve öğrencilerimize 50 yıllık belgeselimizi hazırlayan Sayın Müge Coşkun Aral çiftine, sizin ailesinin okulunun tarihçesini kitap haline getiren Sayın Esra Cem Akaş çiftine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle annem Sabahat sesine karşı görevimizi yerine getirdiğimize ve ona çok anlamlı bir anneler günü hediyesi verdiğimize inanıyorum. Bu mutlu ve gururlu günümüzü bizimle paylaşan tüm mezunlarımıza, velilerimize ve konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün ayrı bir mutluluğu da bir numara ile kayıtlı öğrencimiz Profesör Kamuran Kadıpaşaoğlu'nun aramızda olması. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum.
Çocuklar kendi güçlerini yaşarken ya büyükler, babalar saate bakar, sonra ajansın demek için radyoyu açardı. Burası Türkçe radyoları. Haberleri veriyoruz. Önce özetler. Yollarımızın dünya büyüktü. Yazlık sinemalarda Türk sinemasının ünlü ilk filmi Susuz Yaz izlenir. Kaldırım Serçesi Edith Piaf, şarkılarla göçer bu dünyadan. Kuşlarla İstanbul'a selam gönderen Nazım Hikmet, son nefesini verir çoğu uzaklardan. Şarkıların boyu kilometrelerce, ölümün boyu bir karıştır. Başkan Kennedy evde derken dünyaya, yaşam devam eder. Martin Luther King, bir hayalim var deyip milyonları peşine takar.
yetişecek çocuklar daha güzel bir dünyanın zemine yollara düşer. Yolculuklar dünyayla sınırı kalmaz. Jules Verne'in 100 yıl önceki hayali gerçekleşir. Neil Armstrong, benim için küçük bir adım, insanlık için büyük bir adım diyerek adli kadını atar. Umutlu değişimin ve sevdiğini yıllara atmışlar. Beatles'ın dünya sarsan şarkılarıyla yerini ekmişti yıllara başlar. Thank you.
için. Bir maniniz yoksa annemler size gelecek diye çocuklar haberci olarak komşuya gönderilir, ailece akşam oturmalarına gidilirdi. Çocuklar çizgi romanları gizli gizli okur, birbirini bilinçlerdi. Doğan kardeş en güzel çocuk dergisiydi. Çocukların dünyasında her şey bambaşkaydı. Defter kenarlarına renkli kalemlerle suçlamalar yapılır, anket defterleri en çok da hatıra defterleri tutulurdu. Kalbi kadar temiz sayfaya yazılan hatıralar, sepet sepet yumurta, sakın beni unutma diye biterdi. Bir tarafta kırmızı ölçü harekatı ve diğer tarafta Boğaziçi Köprüsü'nde çalışır. Ama gözler siyah beyaz televizyonlarda. İnsanlar ekranı kilitleyen yabancı diziler arasında Bonanza'nın Kartrak Ailesi,
Laura Ingalls'ın küçük evi, Hayden'in dağları, uzay yolu, Charlie'nin melekleri, Vikingler, şeker kız kendi ve dalması var. İspanyol kaça pantolonlar, uzun saçlar, apartman topuklu ayakkabılar. Murat 124'e binip boğazda tur atmalar. Sizdeki veren gazinolarda, sinemada, Rocky, Jaws, Love Story ve Şampiyon. Kasetlerde Simon & Garfunkel, Chicago, Led Zeppelin, Elton John, Bob Dylan, Janis Joplin, Pink Floyd. Türkçe popun altın yılları. Ajda Pekkan, Ayten Alman, Beyaz Kelebekler, Cem Karaca, Barış Manço. Herkin Koray'ın sevincesi, Erol Evgen'in işte öyle bir şeyi, Füsun Olan'ın o olsun listelerde. İlhan Eren, Nilüfer, Semih Ayakı, Tanju Okan. Cici Kızlar. Pikaplarda dönen plaklar. Oh,
Thank you.
80'lerde yine de güzel bir çocuk olmak. Şarkı ve tören ablamın hiç bitmeyen kavramlarının sonunu merak etmek. Adile teyzemi uykudan öncesinde kendisini beklemek. Bülbül dergisinde Havana Kavmi ile en kahraman durduğundan maceralar yaşamak. İlyas Salmanlı, Şener Şenli komedi filmlerinde hayatın büyük çanlarını izlemek. Hababam sınıfında Haylaz'ın son noktasındaki öğrencileri yaptıklarıyla eğlenmek. O yıllarda modada, sanatta, sporda biz de varız diyordu. Vakko'nun Anadolu Güneşi defilesi Paris modacıları kendine hayran bırakıyor. Futbolda Tanju, filelere havalandıran golleriyle altın ayakkabıyı futbol müzesine taşıyor. Naim Süleymanoğlu 6 altın madalyasıyla Türkiye'nin adını her tarzda dünyayı duyuruyordu. Dünyada Star Wars yazılımı başlıyor, Madonna dünyanın ilk isterini alt üst ediyor. 100 yılın son 10 yılına duvarlar yıkılarak Michael Jackson'ın askeriyle geliyordu.
çocukları çok fenal renkli televizyonlarına, Titan Fokörünü, Transformers'ları, He-Man'i, Ninja Kaplumbağalarını, bizimkileri, Rahimine'yi ve Aslan Kral'ı büyük bir dikkatle izlerler. Olacak o kadar ne şarkılarını söylerler. 90'lar cipslerin içinden çıkan tatolar, robotlar, plastik arabalar, kuklalardır. Gazetelerin verdiği tabakları çanakları her sabah dükkandan evlere götürmekler. Her kapıda Power Rangers çırp oynamak, her hafta Hugo ve Dino Blood sergilerini almaktır bu insanlar. Biraz kutsal kapı, biraz da Barış Manço'dur. Barış Manço'yla adam olmaktır. Fakat
teknoloji ne kadar gelişirse gelişti, insanlığın soruları bitmeyecektir. 100 yıl atılıyor Matrix, bu dünyaya neden geldik sorusuna tartışmalı bir cevap getirir. Ne öğrendiğimiz gerektiğini öğrenmeye geldik. Thank you.
geçmiş yüzyıldaki gibi siyasi ve tarih şahsiyetleri değil, bu isimleri örnek aldılar. Facebook ve Twitter derken dünyanın sınırları ortadan kalktı. Sosyal medya öylesine güçlüydü ki bu yolla haberleşen insanlar meydanları dolduruyor, dünya siyasi tarihinde yeni sayfalar açılıyordu. 7/24 bağlantı kurulan mobil cihazlar, internette okunan gazeteler ve dergiler, binlerce kitap içinde taşıyan tabletler, dünya artık çok küçülmüştü. Hem de bir cebe sığacak kadar. Dijital devrim yüzüyle etkilemiş, dünyanın en güzel sesleri dünyanın bir ucundan bir ucuna paylaşılır olmuştu. Bir arkadaşının demosunu MySpace'te paylaştığı Adel, sanal alemin müzik dünyasını armağan ettiği bir sanatçı olarak dünyanın müzik listelerini alt üst ediyor. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sound.
öyledir. Her çocuğun yetenekli olduğu bir alan muhakkak vardır. Ve her şeyden çok çocuklara gençlere güvenmek gerekir. Kuşaklar sizin çatısı altında birleşirken 50 yılda binlerce çocuğun yaşamı sizin eğitimcilerin ellerinde biçimlendi.
aynı zamanda okulumuz kurucularından, ilk mezunlardan Ali Sezin'i de sahneye davet ediyorum. Bir parçası olan sizlerin bugün burada olması bizim için çok kıymetliydi. Bugünü bizim için asıl önemli kılan, geçmişte hayatlarımıza yön veren anıların bugün tekrar kuvvetli bir bağa dönüşmelerini görmemiz oldu. En büyük temennimiz tüm Sezinlilerin sadece böyle özel günlerde değil, bundan sonra daha sık bir araya gelerek geleneklerimizi ve anılarımızı geleceğe taşımalarıdır. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.